Parayı buldun mu? Hoş bulduk Serap. Parayı buldun mu dedim. Evet. Ver hadi çabuk. Dur bakalım. Önce söyleyeceklerimi dinleyeceksin. Bana bak Halide. Başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi. Bebeğimi senin yüzünden kaçırdılar. Parayı ver çabuk. Vereceğim zaten. Ama bir şartla. Sen de bana çiftliği vereceksin. Oğlunun hayatı için böyle bir fedakarlık yaparsın herhalde. Değil mi? Bu çiftlik oğlunun hayatından daha önemli değil herhalde, değil mi Serap? Sen nasıl bir insansın? Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Böyle bir vaziyetten bile faydalanmaya çalışıyorsun. Bu kadar düştün mü Halide? Cevabını ver. Evet mi, hayır mı? Alize'nin öz yeğenin. Abinin oğlu. Küçük, günahsız bir bebek. Onun hayatı üzerine pazarlık edecek kadar aşağılık olamazsın Halide. Ben hakkım olanı istiyorum. Öyle mi? Demek hakkını istiyorsun ha? Benim de jandarmaya gidip sizi şikayet etmem hakkım, öyle değil mi? Ekrem'le beraber beni zorla alıkoyduğunuzu, Orhan'a yardım ettiğinizi gidip jandarmaya anlatsam, o çıktığın deliğe geri girersin. O vakit ne işine yarayacak çiftlik Halide? Bak Serap, oğlun şu an o adamın elinde. Üstelik de hasta. Karakola gidip benimle uğraşman oğlunun hayatından daha mı önemli? Kaybedeceğin zamanın telafisi olmaz. Sen adi soyka. Ver şu parayı. Ver. Yoksa seni pişman ederim. Çiftliği ver. Parayı al. Fazla vaktin yok Serap. Oğlunun hayatı buna bağlı. Sen hayatımda gördüğüm en adi, en aşağılık insansın. Muzaffer bu yaptıklarını görse, duysa kemikleri sızlardı mezarında. Yeter artık, çok uzattın. İmzalıyorsan imzala. Yoksa gidiyorum. Kendine gel Serap, bu paraya ihtiyacın var. Defol git çiftliğimden. Defol. Sakın bir daha adımını bile atma bu çiftliğe. Senin o iğrenç yüzünü görmek istemiyorum, defol! Bu yaptıkların hesabını ödeyeceksin. Asıl sen ödeyeceksin bu yaptığını. Riyakarlıklarının, kötülüklerinin cezasını çekeceksin Halide. Oğlumu bulur bulmaz hemen o jandarmaya gidip seni şikayet edeceğim. O çıktığın deliğe geri döneceksin. Anladın mı Halide? Tek başına sahipsiz, kimsesiz kalacaksın. Hiç kimse sesini bile duymayacak. Tek başına yalnız öleceksin. Anladın mı? Yalnız öleceksin. Şimdi defol git çıkayımdan, defol! Yasin abi, kadın derhal dışarı atın.
Buyur. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Güllü, ne oluyor burada? Ne diyor bu kadın? Ali için gerekli parayı bulmuş ama çiftliği istiyor. Eğer çiftliği verirsem parayı verecekmiş hanımefendi. Senin bu yaptığın insanlığa sığar mı ben? İnsan değil ki bu. Düpedüz şeytan. Kendinize gelin. Bu çiftliğin kime ait olduğunu unuttunuz galiba. Hayır, unutmadık. Bu çiftlik bana ve oğluma ait. Hadi defol şimdi. Bize beni burada bekle, ben gelip seni alacağım. Terbiyesizler. Bırak, bırak, bırak. Geç. Of Deniz'e, of. Sür lan şunu. Vicdansız soyka. Gülü ne olacak şimdi? Merak etme ana, paranın tamamını buldum. Buldun mu? Buldum ya. Bankadan aradılar. Kredimin tamamı onaylanmış. Müdür beni bekliyor. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Hadi. Kemal, o adamın yanına tek başınıza gitmeniz tehlikeli. İsterseniz ben de geleyim ha. Cemşir ağa haklı. Adamlar çok tehlikeli. Lüzum yok Cemşir ağa. Ne kadar az kişi gidersek Ali o kadar emniyette olur. İyi, tamam o halde. Hadi. Kemal. Torunumu sağ salim getirin, olur mu? Merak etme, getireceğiz. Dikkat edin. Sana soruyorum Halide Hanım. Paraya karşılık ciddi istedin, doğru mu? Evet Ramazan, doğru. Ne var bunda? Çiftliğimize ait olduğunu unuttun galiba. Yok, unutmadım, merak etme. Ne diyorum bazen var ya, acayip bir kadın oluyorum var ya. Yani insanların dediği gibi zalim, böyle katı yürekli, acayip bir kadın oluyorum yemin ederim. Ne oluyorsun lan, sen Serap'ın tarafını mı tutuyorsun? Ya Halide Hanım, ne diyorsun Allah'ını seversen? Ne taraf tutması ya? Ben kimsenin tarafını tutmuyorum. Ne tarafı, ne çiftliği, ne diyorsun sen ya? Benim yeğenimin hayatı mevzu başlıyorum sana ya. Muzaffer dayımın mezarının başına gidip nasıl duracaksın? Ha? Hangi yüzle? Sağ ol dayı. Teyze. Bir şey demeyeceğim, konuşmayacağım. Teşekkür ederim Ramazan. Sağ ol bıraktığın için. Daha ne kadar böyle devam edeceksin Halide Hanım? Neden bahsediyorsun? Senden bahsediyorum ya. Şu haline bir bak. Değiyor mu ha? Yakında çevrende kimse kalmayacak Teyze ya. Benim kimseye ihtiyacım yok, sana da yok. Hadi git artık. Sen küçükken böyle değildin, biliyor musun? Öyle mi? Nasılmışım? Böyle değildin yani. Bu kadar zalim değildin. İyi yürekliydin. Merhametliydin. Ne oldu da birdenbire böyle yüreğin taş kesti, ben anlamıyorum. Bak Ramazan, insanlar değişir. Bazen değişmek zorunda bırakılır. Ben o kadından her şeyimi alacağım. Eğer bu yaptığım vicdansızlıksa, evet. Ben bir vicdansızım. Halide Hanım. Bak zaman geçiyor. Yaşlanacaksın. Tek başına. Çevrene kimse olmayacak. O zaman paranın, malın, mülkün, toprağın, fabrikanın, çitliğin önemli olacak mı? Yazık değil mi sana? Yazık değil mi gençliğine? Kendine heba etmene değecek mi dersin?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.